Hurafeci inanışta pek çok kişi kendi dilinde Kur'an okuduğunda günaha girdiğini zanneder. Bu nedenle Arapça bilmeyen toplulukların büyük bir kısmı Kur'an'ın içeriğinden dahi habersizdir. Oysa Kur'an her an elimizde olması gereken yol göstericimizdir. Kur'an hayatın her anında, her yerde okunması gereken rehberimiz olmasına rağmen uydurulmuş binlerce kural sonucunda bir Müslümanın Kur'an'ı eline alması dahi mümkün olmamaktadır. Oysa Ahzab suresindeki kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım, evlerinizdeki okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın ayetiyle daima okunan ve hikmeti akılda kalan bir kitap tarif edilir. Yine Bakara suresindeki bir başka Kur'an ayetinde Yüce Rabbimiz Allah, kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım, bu kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için bir yol gösterici olan bir kitaptır diye belirtilir. Bir kitabın yol gösterici olabilmesi için içindeki yol gösteren hikmetlerin bilinmesi gerekir. Ayetlerde yüce kitabımız Kur'an'ın şu özellikleri belirtilir. Bir rehber, yolu aydınlatıcı bir ışık, doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçü, ihtilaf içinde olanlara karşı bir delil, bir mucize, kalplerinde manevi anlamda hastalık bulunanlara bir ilaç, sıkıntı içinde olan inanç sahiplerine bir müjde, bütün insanlar için bir öğüt ve hatırlatma, her konuyu detaylı açıklayan bir yasa, düşünmeyi derinleştiren bir yol gösterici, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması, aklını kullananlar için bir uyarı, birbiriyle anlaşmazlık içindeki insanları bir araya getiren bir vasıta. Bütün bunların gerçekleşmesi ancak Kur'an'ı okumak, içindeki öğütleri bilmek ve anlamakla mümkündür. Fakat Kur'an yerine hurafeleri yaygınlaştırma peşinde olanlar ilk yol olarak Kur'an'a ulaşmayı engellediler. Kur'an'a erişmek engellendiğinde bir Müslüman için doğrunun, yanlışın ayırt edilmesinin yolu tıkanmış olur. Dolayısıyla da hadislerin doğruluğunu Kur'an'a göre anlamanın imkanı kalmaz. Bunun yerine hurafe ve sahte hadisler konulduğunda ise Kur'an'dan ayrı yepyeni bir din oluşturulmuş olur. Kur'an'da anlatılan İslam'ı uygulamak kolaydır. Allah afiyet versin. Hoş geldiniz. Allah afiyet versin. Herkese çok şıksınız. Evet, çok şık bir sofra olmuş her zaman gibi. Kur'an'ın yolu her dinden, her fikirden insana şefkat, sevgi, saygı ve koruyuculuk demektir. Kur'an demokrasiyi şart koşar. Kur'an'da fikir özgürlüğü korunur. Kur'an'da tarif edilen Müslümanlar bilgili, eğitimli, açık fikirli, diğer inançlara saygılı, dışa dönük, modern, kaliteli, sanat ve estetiğe önem veren, birliğe, dostluğa ve sevgiye değer veren insanlardır. Kur'an'da nefret, tahammülsüzlük, çatışma, kavga, zorbalık, dayatma, tehdit, mutsuzluk, öfke ve savaş yoktur. Allah dinini insanların yaşayabilmesi için çok kolay kılmıştır. Tüm emir ve hükümleri insanların fıtratına en uygun şekildedir ve hiçbirinde bir zorluk yoktur. Kur'an'da haramlar oldukça azdır ve kesin, net hükümlerle bildirilir. Tartışmaya veya yoruma açık değildir. Örneğin, adam öldürmek, zina etmek, faiz almak, domuz eti yemek, kan içmek gibi hükümler Kur'an ayetleriyle kesin ifadelerle bildirilmiş haramlardır. Bu Kur'an'ın önemli bir özelliğidir. Ayetleri kendi isteklerine göre yorumlayarak haram üretmeye çalışan kişiler daima kendilerince çıkarımlarda bulunurlar. Oysa Allah haramları kesin ve net hükümlerle yasak etmiştir. Hak din, insanların üzerindeki tüm külfeti, zorluk getiren tüm ağırlıkları kaldırır. Allah Kur'an'da dinin kolay olduğunu, dinine tabi olanların da işlerini kolaylaştıracağını şöyle bildirir. Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.
O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetler doğrultusunda din kolaylıktır diye buyurarak insanları dini yaşamaya davet etti. İnsanların dinde zorluk olarak gördükleri uygulama veya inançlar, dine sonradan müşrikler veya insanları dinden uzaklaştırmak isteyen inkarcılar tarafından eklendi. Hak dinin bir parçasıymış gibi insanlara aktarıldı. Bazı kimseler de kendilerini daha takva göstermek için zor olanı yapmanın daha makbul olacağını düşünerek gösterişe yönelik bir din anlayışını benimsediler. Oysa Peygamber Efendimiz yanındaki Müslümanlara her zaman dini kolaylaştırmayı emretmişti. O halde salih Müslümanlar bu emre itaat etmeli ve insanlara kolay olanı zor göstermenin vebalini yüklenmemelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili bir hadisi de şöyledir. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle iyi geçinin. İhtilafa düşmeyin. İnsanın tek yapması gereken, Kur'an'da Allah'ın insanlara emrettiklerini yerine getirmek ve yasakladıklarından kaçınmaktır. Allah her şeyi insanlar için kolay kılarken dini zorlaştırmaya çalışanlar ahirette bunun sorumluluğunu yüklenmiş olarak hesap verirler.